Merhaba çocuklar. Hoş geldin. Sağ ol. Merhaba. Sizden görüyorum. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Gel. Başlayalım. Yine başlayalım. Başlayalım. Evet Ali abi. İlahi yarışmaya hazır ve Kur'an okudu. Mevcut okudu. Sen yapışır. Bizi getirdik. Ve herkese daha kabul ile yarabbi. Hasıl olan ecr-i sevabı. Evvela Habibullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhimize her kim ki sevgilisine bu okuduklarımızın en üst sevabını bağışlamak istiyorsa onların da ruhlarına hediye ve bir duasıl eyle ya Rabbi. Muhterem dostlarım, her birinizin şahsiyeti benim gözümünde yücedir. Hepiniz çok yüce insanlarsınız. Ama malumunuz bugün İstanbul'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Küçükçekmece Belediye Başkanı aramızda, yönetimleri aramızda muhakkak ki onlara söz hakkı vereceğiz ama onlardan önce Şefik Bey bir selamlama yapmasını istiyorum. Şefik Bey buradaysa Şefik Bey davet ediyorum mikrofona, buyurun. Belediye Başkanım, Sayın Küçükçekmece Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Sayın Konfederasyon Başkanlarım, değerli Bitlis'in Federasyon Başkanı, Bitlis'in, Muş'un, Batman'ın, Midyat'ın, Mardin'in, ismini sayamayacağım sivil toplum kuruluşların değerli başkanları, yöneticileri ve en değerlisi benim şerefim olan benim milletim, benim akrabalarım, benim halkım, benim davetime icabet edip geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bunların ahini zalimlere bırakmasın. Mazlum olan Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Muhammed'in yanında yer almışlardır. Ve bu geleneklerimiz hala devam ediyordur. Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa biz onların yanında yer alacağız. Bir YSK darbesiyle mağdur duruma düşen Sayın Ekrem İmamoğlu bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Ama yıkılmaz. Ezana da çok az bir süre kaldı. Allah kabul etsin. Tabii hocamın güzel duasına, temennilerine hep birlikte eşlik ediyoruz. Her birisi bizim huzurumuz için gerçekten sağlıklı, birbirini seven ve asla herhangi bir insana kötülük yapmadan yol yürümenin duasını ettiğimiz. Allah ondan razı olsun. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı elbette gerçekten bereketi için dua ettiğimiz, arındığımız bir ay, günahlardan arındığımız bir ay, kendimize geldiğimiz bir ay, hissettiğimiz bir ay, komşumuzun sıkıntısını, çevremizde açta açıkta birisi varsa onu hissettiğimiz bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda paylaşma ayı. Varlığımızı paylaşma ayı, sevgimizi paylaşma ayı, tüm iyilikleri paylaşma ayı. Dolayısıyla inşallah hepimiz Ramazan ayına yakışan bir Ramazan ayı geçiririz. Kul hakkından uzak, aynı zamanda bütün kötülüklerden uzak, aynı zamanda herkese iyilik yapan bir Ramazan ayı geçirmemiz hepimize inşallah nasip olur. Ben bu güzel ayda bütün İstanbul'u gezmeye, sofralarımızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Ve gezdiğim her sofrada, her evde, gittiğim her toplulukta, her zaman, her yerde diyorum ki Allah kardeşliğimizi, bir arada oluşumuzu asla ve asla bu sürece sıkıntı vermesin. Kardeşliğimiz baki olsun. Kol kola, omuz omuza bir hayat geçirelim. Çünkü bu güzel kadim şehirde yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Artık bu şehir ve bu toprakların birer hemşerisiyiz. Hem şehrimize sahip çıkacağız, hem birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. Bu şehrin kıyıya kenara itilmişi olsun istemiyoruz. Bir avuç insanın faydalandığı değil, 16 milyon insanın bu şehrin nimetinden faydalandığı bir şehir olsun istiyoruz. Ben bu duygularla ve bu sorumlulukla görev yapmak istiyorum.
her birinizin evladını evlat kabul ederek yol yürümek benim için onur olacaktır. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ailelerinizi, yuvalarınızı ailem gibi, yuvam gibi görüp onlara hizmet etmeyi kendime en kutsal duygu olarak kabul ediyorum. Bu kardeşlikle hareket edersek ancak İstanbul huzur bulur, memleketimiz huzur bulur. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde bu kenti müjdelemiş ve nasip olmuş. Şimdi bizler burada yaşıyoruz. Bir Müslüman kentine dönüşmüş. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli, geleceğine bu kenti iyi hazırlamalıyız. Ben bu duygularla hareket ediyorum. Allah'ın izniyle tek bir günde bu doğrultudan vazgeçmeyeceğim. Sizler lütfen bize yol arkadaş olun. Sizler lütfen bizi kollayın, koruyun. Bu şekilde davranırsak yönetici olarak inanın tek bir gün hürmette sıkıntımız olmaz, hürmette eksiğimiz olmaz. Biz bize gelen vatandaşın karşısında ona hürmet eden, ona hizmet eden anlayışa sahibiz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Küçükçekmece Belediye Başkanı arkadaşımla beraber sizlerin bu ilçedeki sorunlarını da her zaman çözüme kavuşturmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Ben bu vesileyle Şefik Ok kardeşime, arkadaşıma, benim yol arkadaşım çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya topladın. Kesesine bereket. Emeği geçen burada bize hizmet edecek, bize servis edecek tüm kardeşlerime haklarını helal etsin diyorum. Kıymetli hocama, buradaki yönetici dostlarıma da teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun. İnşallah Ramazan bayramında hep birlikte olmak dileğiyle şimdiden Ramazan bayramınıza kutluyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.